bir tanımdan bahsediyor. Eğer birden n'e kadar olan sayıların toplamını hesaplamak istiyorsak, burada tersten yazabileceğimizi, sonra şu alt alta gelenlerin her birinin toplamının n artı 1 olacağını, bunlardan da n tane olduğu için n ile n artı 1'i çarparsak, iki kez yazdığımız için alt alta, aradığımız toplamın iki katını bulabileceğimizi söylüyor. Mesela burada toplama işleminin sonucu nedir diye sormuş. Biz eğer bunu tarif ettiği gibi yapacak olsaydık şunu yapardık. Şöyle 7 artı 9 artı 11 artı nokta nokta işte 90, şunu düzgün yazayım. 91, sonra diğeri 93, diğeri de 95. Tersten yaz diyor. Şöyle 95, 93, 91, gidelim. Burası 11, şurası 9, burası 7. Sonra topla diyor. Toplarken ikisini toplayalım. 95, 102. Bunları toplayalım. 102. Bunları toplayalım. 102. Hep 102 geliyor. Şunlar da 102 gelecek. Sonra bunların kaç sıra olduğunu bul diyor. İkisini çarp, bu iki katını verir diyor. Böyle yapabiliriz. Ama biz bunu yapmak zorunda değiliz. Bilmiyor olsaydık yapardık bunu. Ben siliyorum bunu. Biz şu toplamı hesaplamayı biliyoruz. Bu toplam şöyle hesaplanabilir. Terim sayısıyla ortalamanın çarpımıdır. Ortalamanın çarpımı. Şimdi terim sayısı son sayı 95 eksi ilk sayı 7 bölü artış miktarı 7, 9, 11, 2, 2 gidiyor. Artı 1'dir terim sayısı. Çarpı ortalama ise baştaki ile sondakinin toplamının yarısı. Yani 7 artı 95 bölü 2 olur. Zaten az önce yaptığımız işlemden de bu çıkacak. Şimdi 95'ten 7 çıkaralım. 88 bölü 2 artı 1 çarpı, ikisini topluyorum. Bu 102 bölü 2 olacak. Burası 44, bir de burada 45 çarpı diğeri de 51. İkisini çarpacağız. Ben şöyle kenarda çarpmak istiyorum. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şurada yapayım. 45 ile 51'i çarpalım. 1 kere 5 5, 1 kere 4 4, 5 kere 5 25, elde var 2. 4 kere 5 22 de burada 22. Yazalım. 5, şurası 9, 2, 2. Demek ki bu işlemin sonucu 2295'miş. Tüm sonuç bu.